Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf matematik dersinde 2. dönem 1. yazılı örneğini çözeceğiz. Anlatarak gideceğiz. Buyurun bakalım. 1. sorumuz ekranlarda diyor ki verilen doğrunun eğimi nedir? Arkadaşlar eğim dikey uzunluk bölü yatay uzunluktur. Ama aşağıdan yukarı doğru baktığımızda mesela aşağıdan doğruya bu doğruya aşağıdan yukarı doğru baktığımızda sola yatıksa bu eğim negatif. Sağa doğru yatıksa bu eğimi pozitif alacağız. Yani buradaki verilen sayısal değerlerin artısının eksisinin hiçbir önemi yok. Sayısal değerlerini alıyorsunuz. Sola yatıksa eksi, sağa yatıksa artı. Yani şurası 2, burası 3. Burada ne oldu? Karşı bölü komşu yani dikey bölü yatay 2 bölü 3. Sola yatık olduğu için eksi 2 bölü 3. Hocam ikisi de pozitif. Bundan bahsettim zaten. Sağa yatık olsaydı artı 2 bölü 3 olacaktı. Yani şöyle olsaydı 2 bölü 3. Böyle olduğu için eksi 2 bölü 3, eksi 2 bölü 3 deniz ışıkında karşımıza gelecek. Net bir şekilde ifade ettiğimizi düşünüyorum. İkinci soru. Yukarıda verilen eşitsizliği sağlayan x gerçek sayılarının sayı doğrusundaki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Bu durumda arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapılır. 3'ü burayla çarpıyoruz. 3x eksi 6 büyük eşittir. 5'i burayla çarpıyoruz. 5. Evet, eksi artı karşıya geçecek. 3x büyük eşittir 11, eksi artı karşıya artı 6 olaraktan geçiyor ya. 3x büyük eşittir 11 ise 3'e bölüyoruz. X büyük eşittir 11 bölü 3. X büyük eşittir 11 bölü 3. 11 bölü 3 ve buradan daha büyük olan şık bakın içi dolu ve daha büyüğe doğru A şıkkında olacak, tamam mı? Büyüktür deseydi içi boş olurdu, böyle giderdi, tamam mı arkadaşlar? 3. Hangisinin terim sayısı 3'tür diyor. 3 tane terimi vardır. Bakın bunun 2 terimi. Bunun 1, 2, 3 terimi. Cevap bu. Bunun 1, 2 terimi. Bunun 1 terimi var arkadaşlar. 3 terimi olan C şıkkı. Buradaki sabit olan sayıya arkadaşlar sabit terim denir. Ve şuradaki mesela terimlerdeki terim sayısını 3 terim dedik ya. C şıkkının üzerinden gitmek istiyorum. Kat sayıları sorarsa bize ne diyecekler arkadaşlar? Başındaki sayılara da biz kat sayı diyoruz. Mesela burada ne var başında? Artı 4. Burada ne var? Eksi 3. Burada ne var? Artı 5. Tüm sayıların birbirleriyle toplamına da kat sayılar toplamı diyoruz arkadaşlar. Her birine teker teker kat sayılar dedik. Dördüncü soru sağ tarafta gelecek. Diyor ki aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi 2 çarpı 2x artı 3 ifadesine özdeştir. Ne yapacağız? İçeriye dağıtacağız. Tak, tak diye dağıtıyoruz. 2 ile 2x'i çarptım 4x. 2 ile artı 3'ü çarpıyorum artı 6. Buradaki dikkat edeceğimiz husus şu. Şöyle olsaydı eksi 2 çarpı 3x eksi 4. Bunu çarpsaydık herkes önündeki işaretle çarpılır. Eksi 2 ile 3x'i çarpıyorum eksi 6x. Eksi 2 ile eksi 4'ü çarpıyorum artı 8. Tamam, tık tık. Gördünüz ne demek istediğimi? Beşinci soru. 4x kare eksi 9'un karesi çarpımlarına ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. 2 kare farkı. Bakın 4x kare. Bu neyin karesi? 2x'in karesi. Bu neyin karesi? Eksi 9'un karesi. Sakın 3'ün karesi demeyin arkadaşlar. 9'un karesi. Tamam mı? 9'un karesi. Evet 2 kare farkında ne vardı arkadaşlar? Bu terimleri bir eksili bir artılı çarpıyorduk. Yani 2x eksi 9 çarpı 2x artı 9. Bunun çarpımı C şıkkı. Şöyle bir şey vereydi. Ne olurdu? 9a kare eksi 1. Yine 2 kare mesela. 3a'nın karesi. Eksi 1'in karesi. 1 her zaman 1'in karesidir arkadaşlar. 3a eksi 1. 3a artı 1. Bununla ilgili arkadaşlar konu anlatımlarında detaylı örnekleri verdik. Orayı dinleyebilirsiniz. Açıklama kısmında bırakacağım onu. Denklemenin sağlayan x değeri kaçtır? Eşitlik var, kesir var. İçler dışlar yapacağız. 2x artı 1. Hani bunun paydasında 1 var ya, bu 1 ile çarpılmış gibi oldu. 2'yi de bununla çarpıyoruz. Eşittir 2 çarpı 3'ten 6. Şimdi artı 1 karşıya geçecek eksi 1 olaraktan. 2x eşittir 6 eksi 1'den 5. Şimdi 2'ye bölüyorum. X eşittir 5 bölü 2. Denizli şıkkında cevabımı görmüş oldum. 7. soru. Diyor ki yukarıdaki koordinat düzleminde A, B, C'de isimlendirilmiş bölgeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?
Şimdi birinci bölge bu. 1 bu, 2 bu, 3 bu, 4 bu diye gider. Böyle arkadaşlar gidiyor. Saatin ters yönünde. O zaman A'ya ne diyeceğiz? 2. B'ye ne diyeceğiz? 1. C'ye ne diyeceğiz? 3. D'ye ne diyeceğiz? 4. Çünkü şuna göre diyor. A nedir? 2. B nedir? 1. C nedir? 3. D nedir? 4. Değil mi arkadaşlar? 2, 1, 3, 4. Yazmadan da görünmüyor soru. Dikkat. 8. soru. Aşağıdakilerin hangisi 2'ye 3 noktasından geçen bir doğrunun denklemidir? Ne yapacağız? 2'ye 3 doğrusundan geçmek ne demek? X yerine, bakın bu X, bu da Y'dir. X yerine 2, Y yerine 3 koyacağız. Denklem eşitliği karşıya sağlanmış olacak. X'e 2, Y'ye 3 koyuyorum. Ne oldu buraya? Hemen A'yı deniyorum. 2 çarpı 2, 4. 3 çarpı 3, artı 9. Eşittir 0 mı? 13 eşittir 0. Hayır, bu gitti. X yerine 2 koyuyorum, Y yerine 3. Evet, 2'yi koydum. 4 artı 3 daha 7 mi? 7. Sağladı mı? Sağladı. Buymuş. Şunlara da bakalım. Siliyorum. X yerine 2, Y yerine 3 koyuyorum. 3 çarpı 2, 6. 2 çarpı 3, 6. Topladım. 9'a eşit mi? 12 eşittir 9. Hayır, böyle bir şey yok. Bu da gitti. Bu da gitti. Cevap buydu. Buna bakıyorum. X yerine 2, Y yerine 3. 2. 3 çarpı 3'ten 9. Ne oldu? 11. 10'a eşit mi? Hayır. Bu da değilmiş. Şimdi bir doğrunun bir denklemden geçmesi ne demekmiş? X ve Y'yi yazın oraya. Sonucu doğru çıkartıyorsa oradan geçiyordur demektir. Bu. Bu kadar basit. Yukarıdaki D1, D2 ve D3 doğrunun eğimleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olaraktan verilmiştir? Bakalım. D1 doğrusu arkadaşlar. D1 doğrusu. Dikeyi yok. Yani dikeyi yok bunun. Yatayı var. Evet, dikeyi 0. 0 bölü sayı. Nedir arkadaşlar? Bununki, bunun eğimi 0 gelecek buradan. Buradan aşağıdan yukarı doğru baktığımızda sola doğru yatmış. Burası negatif diyeceğiz direkt. Burada da arkadaşlar. Şimdi yatayı yok, sadece dikeyi var. Sayı bölü 0. Bu da neyi verecek arkadaşlar? Bu da tanımsızı verecek. Bakın, dikeyi var ama yatayı yok arkadaşlar bunun. Değil mi? Sayı bölü 0 yatay olmadığı için. Tanımsız bir payda 0 olursa matematikte tanımsız demek oluyor. 0 negatif ve tanımsız. 0 negatif, tanımsız. Bu soru zorlayabilirdi arkadaşlar gerçekten. 9. soru. 10. soruya geliyoruz. Yukarıdaki terazi modeline uygun matematiksel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Solda 2x var. Bunlar neymiş? Büyükmüş. Neyden? 4'ten. 2x büyüktür. 4'ten olacak. Büyük eşittir değil. Büyüktür. Çünkü eşitlik buraya yatmış. Ağır basan taraf büyüktür arkadaşlar. Evet. 10. Bir tane de bonus sorumuz varmış. Onu da çözeceğiz. Şöyle. 10. soru buydu. 2 tane bonus sorumuz var. Hadi bakalım. Bunları da çözelim. Şunları çözdük mü? Çözdük burayı. Bonus 1. Yukarıdaki ABC üçgeninde, şu üçgen demek. Şöyle deseydi, ABC deseydi bu açı olurdu. Tamam. Üçgen işareti varsa bu ABC üçgeni demek. Tamam. Bu kenar 2x artı 5 AB. AC 4x eksi 11. BC x artı 7 olduğuna göre AB eşittir AC. Bu buna eşitse o zaman 2x artı 5 eşittir 4x eksi 11'miş. Buradan x'i bulurum. AB sonra da x'i yerine koyarım. ABC'nin çevresini sorar. Hadi bakalım. Şimdi küçük olan x büyük olanın yerine geçer. Eksi 11 de karşıya geçer. Eksi 11 buraya geçti. 5 artı 11'den 16 olacak. 4x buradayken 2x karşıya eksi geçti. Eksi 2x. Çünkü kim karşıya geçerse ters işaretiyle geçecek. 16 eşittir 2x'ten x eşittir 8 diye bahsedeceğiz burada. X'i 8 verdik mi? Şimdi yerine koyalım. Koy 8'i 16 artı 16 artı 5'ten 21. Koy 8'i 32'den 11 çıkar 21. Koy 8'i 8 artı 7'den 15. Evet, 21. 21 ve 15. Çevreyi toplayalım bakalım. 2, 5 daha 7. 4, 1 daha 5. 57 santim olacak bunun tüm çevresi.
Bakıyoruz. İkinci ve son bonus sorumuz. Bir saatte kendisini en az iki katına çıkaran bir bakteri kültüründe. En az iki katına. İlk başta N tane bakteri vardır. Üçüncü saatte sonrasındaki bakteri sayısının bulunduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir? En az iki katına, iki katından ve daha fazlasına çıkaracak. O zaman ilk başta N tane. Birinci saat, ikinci saat ve üçüncü saat. Bakın şurada başlangıçta sıfırda, başlangıçta N tane. Ne olacak? O zaman bu 2N'den büyük eşittir olacak. Değil mi? Çünkü en az iki katına çıkarıyor demek. İki katı ve daha fazlası. Bunu bir daha iki katı ve daha fazlası yapalım. O zaman 4N'den büyük olacak burada. Üçüncü saatte ne olacak? 8N'den büyük olacak arkadaşlar. En az iki katına dediğine göre ama 8N de var. İçi boş mu dolu mu derseniz içi dolu. Çünkü en az iki katına bu ne demektir? Bir şey mesela en az 10 tane dediğiniz zaman 10'dan büyük ve eşittir dersiniz. 2 katına, N'i 2 katına çıkardım. 2N'den büyük ve eşittir. 4N'den büyük ve eşittir. Bir dahaki saatte, 3. saatte 2 katına çıkartıyorum. 8N'den büyük ve eşittir. B şıkkıyla bitireceğiz bu sınavı arkadaşlar. Öncelikle hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. 1. İkincisi, açıklama kısmına 8. sınıf matematik ve fen bilimleri derslerini oynatma listelerini bıraktım. Buradan istediğiniz dersi tek bir tıkla arama zahmetinde bulunmadan sıralamasına göre arkadaşlar bulup dinleyebilirsiniz. Konu altınlarını çalışabilirsiniz. Sadece sınav videoları değil, konu altın videoları da var kanalımızda. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hepinize Allah'a ısmarladık.